26'ya baktığımızda bir cümle tanımlama sorusu bulunmaktadır. The building of the Toshka Canal in Egypt was carefully planned. Mısır'daki Toshka kanalının inşasının dikkatli bir şekilde planlandığı bahsedilmektedir. Seçeneklerimizi incelediğimizde Adana sikeninde if'ten sonra geniş zamanın olduğu görülmektedir. Ama soru kökünde past tense'in olduğu gözükmektedir. C seçeneğine baktığımızda ezitmiş gibi anlamlıdır. Çöl yeşilleşmiş gibi. Burada kanalın inşası ve çölün yeşilleşmesi arasında bir ilişki bulunmamaktadır. D seçeneğinde until the amount of water required was agreed on, su miktarı, gerekli su miktarına karar verilinceye kadar, burada inşaatın dikkatli bir şekilde planlanması cümleyi doğru bir şekilde tanımlamamaktadır. Edirne seçeneğinde that bir non clause olarak kullanılmıştır. Non clause olarak kullanabilmesi için öncesinde pasif bir fiil olabilir, öznesi it olması kaydıyla it was planned that olabilirdi. Ama burada özne olarak it'in dışında burada Mısır'daki Toshka kanalının inşası vardır. Ayrıca that wealthy investors could easily be found, zengin yatırımcıların kolaylıkça bulunabileceği şeklinde bir ifade vardır. Buradaki that kendisinden önceki cümleyi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. That içindeki as because anlamındadır. As the mistakes made in earlier canals had proved costly, daha önceki kanallarda yapılan hatalar masraflı olduğu için bundan dolayı Mısır'daki Toshka kanalının inşası dikkatli bir şekilde planlanmıştır. Cümleyi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Dolayısıyla 26. sorunun yanıtı B seçeneğidir. 27. soruya baktığımızda there has been a decrease in deaths from motor vehicle crashes over recent years. Son zamanlarda motorlu araç kazalarındaki ölümlerde bir azalma olduğu gözükmektedir. Cümlenin sonrasında bir virgül ifadesi, virgül gözükmektedir. Seçeneklerimize baktığımızda Adana seçeneğindeki sebep belirten since, B seçeneğinde koşul belirten if ve deniz seçeneğinde sebep belirten as'den önce cümle ortasında kullanılmaları durumunda bunlardan önce virgül kullanılmaz. Edirne seçeneğine baktığımızda in which improved medical care had played a part, burada past tense'li bir, past perfect tense'li bir ifade kullanılmıştır. Ama soru kökünde present tense'li bir ifade vardır. Zaman çakıştığından dolayı uygun değildir. B seçeneğinde which bütün cümleyi anlatan bir sıfat cümleci konumundadır. Which is partly due to improved safety features in cars. Burada son yıllarda motorlu araç kazalarındaki ölümlerde azalma olduğu, which is partly, bunun kısmen due to improved safety features in cars, bunun arabalardaki iyileştirilmiş güvenlik özelliklerinden dolayı olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla 27. sorunun yanıtı B seçeneğidir. 28'e baktığımızda this conductor offers an orchestral balance quite unlike. Bu konduktörün tam aksine bir orkestra dengesi sunumundan bahsetmektedir. Burada unlike ifadesinden sonra bizim bir isme ihtiyaç duymakta olduğumuz görülmektedir. Hemen A seçeneğindeki as if'in cümlede nesne olarak kullanılamayacağı, B seçeneğindeki as because anlamında olup yan cümle yapmak için kullanılır, nesne olarak kullanılamaz. Edirne seçeneğindeki since sebep belirtmek için yan cümle olarak kullanılır. Dolayısıyla nesne olarak kullanılmadığından dolayı bu seçenekler elenir. Deniz seçeneğindeki that bir noun clause oluşturmak için kullanılır. Ancak that noun clause'larda kendisinden önce preposition varsa veya unlike gibi bir ifade varsa kullanılamaz. C seçeneğindeki what we are used to, alışık olduğumuzun tam aksine, çok aksine bu konduktör bir farklı bir orkestra dengesi sunuyor anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla C seçeneği cümleyi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Yanıtımız C seçeneğidir. 29. soruya baktığımızda we are determined to give the contract to an architect. Biz sözleşmeyi, kontratı bir mimara vermeye kararlıyız denilmektedir. Ancak burada bu mimarın nasıl bir mimar olduğu çok net bir ifade sunulmamıştır. Bu durumda bu tür sorularda bizim anlamı netleştirmemiz lazım. Nasıl bir mimar, onun yanıtını arayacağız. A seçeneğinde past perfect tense kullanıldığından dolayı sebep belirten since elenir. Edirne seçeneğinde if'ten sonra were past tense kullanıldığından dolayı soru kökündeki ifadenin ana cümlenin would, could, might, were bir şeklinde olması gerekirdi. Böyle bir ifade olmadığından dolayı elenir. Deniz seçeneğine baktığımızda until we learn the kind of garden that is possible, mümkün olan bahçe türünü öğreninceye kadar mimara sözleşmeyi vermeyi planlıyoruz, kararlıyız anlamca uygun değildir. B seçeneğine baktığımızda whose handling of the interiors was outstanding, burada B seçeneğinde past tense kullanılmıştır ama past tense'in kullanımını gerektiren
ilk taraftaki present tense'ten farklı olarak farklı bir zamanın kullanılmasını gerektiren bir zaman ifadesi bulunmaktadır. Jazz genelinde who kendisinden önceki arkitekti mimarı açıklayan bir relative pronoun konumundadır. Who is committed to environmentally responsible design. Çevresel sorumlu tasarıma kendisini adamış bir mimara sözleşmeyi vermeye kararlıyız ifadesi cümleyi doğru bir şekilde tamamlamıştır. Committed to, devoted to, dedicated to adamış anlamında kullanılır. 29. sorunun yanında Ceyhan seçeneğidir. 30. soruda Dolphin isminin özelliğinden bahsedilmiştir. Dolphin isminin özelliğinden bahsederken bunların big like bir snout'a burun yapısına sahip olduğu ve slender body vücut yapısından bahsedilmiştir. Bu özelliklere sahip türlerden bahsederken bu kelimenin kullanıldığı ifade edilmiştir. Destilindeki whereas halbuki oysa anlamda kullanılmış. Purpose kelimesinin ise daha küçük türler için kullanıldığı, bunların ise blunt, snout ve stocky body'ye sahip olduğu ifade edilmiştir. O zaman dolphin kelimesinde burun yapısı ve vücut yapısının böyle olurken purpose dediğimiz grup için ise farklı bir burun yapısının veya beden yapısının olduğunu görmekteyiz. Whereas doğrudan zıtlık belirtmek için kullanılır. Dolayısıyla yanıtımız D seçeneği olacaktır. 31. soruda bir koşul cümlesinin olduğunu görmekteyiz. If'ten sonra geniş zamanlı bir ifade söz konusu. Eğer şirket uzun dönemli gelişime yatırım yapacaksa devamında geniş zamanlı bir ifadenin olması gerekir. Anlamlarına baktığımızda besçeninde past tense'li bir ifade var, elenecektir. Edine seçeneğinde the investment would denilmiş. Would'un kullanılabilmesi için if'ten sonra fiilin ikinci halinin olması gerekirdi. Dolayısıyla bu iki seçeneğe gelenir. Adana seçeneğine baktığımızda the main aim is nevertheless. Nevertheless yine de anlamlıdır. Şirket uzun dönemli gelişime yatırım yapmak istiyorsa ana amaç yine de müşteri ilişkilerini geliştirmektir. Burada yine de anlamını, yine de kelimesini kullanmamız gerektiğine bir yapı bulunmamaktadır. Ayrıca D'ye baktığımızda any sales force, yeni bir satış gücünün zaten eğitildiği ifadesi de soru kökündeki cümleyi, yan cümleyi doğru bir şekilde tamamlamaz. It will clearly have to sacrifice short-term profits. Eğer şirket diyor uzun vadeli gelişime yatırım yapacaksa açıkça kısa dönemli karlarına feda etmek zorunda kalacak şeklindeki ifade, Ceyhan'daki bu ifade soru kökündeki yan cümleyi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Dolayısıyla 31. sorunun yanıtı C seçeneği olur. 32. soru da bir cümle tanımlama sorusu bulunmaktadır. Although microeconomic theories try to explain how large numbers of firms act in the marketplace, burada bir zıtlık ifadesi belirten although yer almaktadır. Microeconomic teorilerin piyasada ne kadar büyük sayıda firmanın faaliyet gösterdiğini açıklamaya çalışmasına rağmen bir açıklamaya çalışma durumu vardır. Buna rağmen devamında olumsuz bir şeyin olması gerekir. Bu çabaya rağmen ne durumu? Hangi durumdayız? Onu açıklayacağız. Burada B seçeneğine baktığımızda they microeconomic theories'e karşılık olarak kullanılmıştır. They are quite poor at describing or predicting the actual behavior of any one particular real world firm. Bunların gerçekte özel bir gerçek dünya firmasının asıl davranışını açıklamakta veya tahmin etmekte oldukça zayıf olduğu ifade edilmiştir. Bu da soru kökündeki açıklamaya çalışmak ifadesiyle çelişmektedir. Dolayısıyla buradaki doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. 33. soruda zıtlık belirten even though ifadesi kullanılmıştır. Even though certain difficult economic conditions prevail. Bazı zor ekonomik şartlar hakim olmasına rağmen dedikten sonra bizim ilk tarafta ana cümlede anlamca olumlu bir şeyler aramamız gerekmektedir. Zaman present tense, even though cümlelerde illa present tense varsa diğer tarafta present tense olmak zorunda değil. Bunu da aklımıza tutabiliriz. Bir bakalım. B seçeneğine baktığımızda the European economy remained fundamentally sound. Burada 2004'te Avrupa ekonomisinin temel olarak sağlam durduğunu ifade etmektedir. Ama burada zaman değiştirmemizi gerektiren bir yapı özellikle vurgulanmadığından dolayı ilk tarafta bazı özel ekonomik şartların hakim olduğu 2004'te buna rağmen Avrupa ekonomisinin sağlam olduğu belirtilmekteydi. Belki ikinci tarafta in Asian economy, Asya ekonomisinde gibi nerede ekonomik şartlar kötüydü belirtilmiş olsaydı
bez çeneni düşünebilirdik. Cez çeneni baktığımızda past perfect tense bir ifadenin kullanıldığını görüyoruz. Bunun için mutlak surette bir past tense ifadenin daha kullanılması gerekmekteydi. Ders içine baktığımda there were several other encouraging signs. Pek çok diğer teşvik edici, cesaret verici işaretler vardı. Bunun için de o zaman başka olumlu işaretlerin belirtilmesi gerekirdi. Edeniz için de bir past tense ifade olduğunu görüyoruz. Şu tevbin olsaydı iyi olurdu ama olmadı anlamındadır. Doğru yanıt A seçeneğidir. European equities display strong profit growth. Buradaki güçlü kar gelişimi ifadesiyle boşluk sonrasındaki even though cümledeki certain difficult economic conditions zıtlık taşımaktadır. Dolayısıyla 33. sorunun yanıtı A seçeneğidir. 34. soruya baktığımızda verili bir cümle görüyoruz. When the occupancy levels in the hotel fall off steeply, burada otellerdeki doluluk düzeyleri sert bir şekilde önemli oranda düştüğünde when'den sonra geniş zaman varsa devamında geniş zamanlı veya villi veya geniş zamanda bir modal ifadesinin olmasını bekleriz. B seçeneğinde past tense kullanılmıştır. C seçeneğinde retained past tense kullanılmıştır. D seçeneğinde were geçmiş zaman kullanılmıştır. E seçeneğinde reached past tense kullanılmıştır. Present tense olan tek seçenek Adana seçeneği bizim doğru yanıtımız olur. 35. soruya baktığımızda that'den sonra bir tekil fiilin olduğunu görmekteyiz. That makes his job worthwhile. Bu durumda boşluk öncesinde tekil bir ismin gelmesi, bunun da onun işini kayda değer, önemli kılması gerekmektedir. Hangi seçenekte son kelimenin tekil bir isim olduğunu araştırdığımızda A seçeneklerinde things ifadesi çoğul bir isimdir. C seçeneğine baktığımızda seyirci onun işini worthwhile kılar mı? Cümleyi doğru bir şekilde tanımlamamaktadır. D seçeneğine baktığımızda for the conductor, konduktör için, şef için it is the possibility of making new discoveries. Burada new discoveries'i aldanmamak lazım. Yeni keşifler yapma olasılığını açıklamaktadır. Bu olasılık, the possibility, onun işini worthwhile, önemli kılar, değerli kılar. Dolayısıyla D seçeneğindeki bu cümle cümlemizi doğru bir şekilde tanımlamaktadır.